İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal G Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Tokat şehidini son yolculuğuna uğurladı. Bingöl'de terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen uzman çavuş Emrah Çiçek'in cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeni Yazıköy'ü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının yol kontrolü yapan askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen uzman çavuş Emrah Çeçen'in cenaze namazını Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazına mütakiben İl Müftüsü Ahmet Erdem kıldırdı. Ayrağımız yenmez. Başka kimse yok. Şehit kardeşimiz Emrah Çeçen kardeşimize haklar helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Şehidimizden ve bütün şehitlerimizden razı olsun. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı okunan dualarla tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Betül abi gel sen böyle gel. Şehidin cenazesi Kuş Oturağı köyünde toprağa verildi. Cenazeye Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyd Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Garnizon Komutanı 48. Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin, Turhal Kaymakam Vekili Serhat Öcal, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Emniyet Müdürü Fikri Yalman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kim ki bunlarla ilgili FETÖ terör örgütünün mensupları sebebiyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsa kusura bakmasınlar, ihanet içindedir. Kimse bize gelip de bu konuda akıl vermesin, o aklı kendilerine saklasınlar. Sevgili seyirciler, bu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Bugün Beştepe Külliyesi'nde 29. Muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, FETÖ soruşturmaları nedeniyle mağdurlar olduğu iddiasına tepki gösterdi. Türkiye'yi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü 29. Muhtarlar toplantısında Fethullahçı terör örgütü soruşturmalarında mağdurlar olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor. Değerli kardeşlerim, şu anda tutuklu olanlar mağdurmuş. İşlerinde istisnai olarak bazı mağdur olanlar olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki asıl mağdur olanlar kimdir biliyor musunuz? Şimdi yeni tabii şehitler oldu. 246 şehidimiz var. 2194 biliyorsunuz gazimiz vardı. Bu şehitlerimin aileleri benim mağdur değil mi? Bu gazilerimin aileleri mağdur değil mi? Benim milletim o gece yaşadıklarıyla bu mağduriyeti yaşamadı mı? Kim ki bunlarla ilgili FETÖ terör örgütünün mensupları sebebiyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsa kusura bakmasınlar, ihanet içindedir. Bu kadar açık konuşuyor. Kimse bize gelip de bu konuda akıl vermesin. O aklı kendilerine saklasınlar. Karısına, kocasına, evladına, bilmem nesine sahip olma. Ha, ondan sonra içeri girince benim evladım mağdur. Benim kızım mağdur. Himmet toplantılarında bunca paraları toplayacaksın, ondan sonra bunları bir yerlere boca edeceksin. Mağdur. Ne mağduru ya?
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısına katılıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da toplantıya katılıyor. Bakan Işık, toplantı öncesinde önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ash Carter'la bir araya geldi. Işık ve Carter görüşmesine daha sonra Fransa Savunma Bakanı Jean Le Dignon da dahil oldu. 2 gün sürecek olan toplantıda savunma bakanları bugün ittifakın doğusuyla Karadeniz bölgesindeki NATO varlığının güçlendirilmesi planını görüşecek. Rusya'nın NATO sınırlarındaki son askeri hareketliliğini de görüşecek olan bakanlar, ilerleyen saatlerde ise NATO üye ülkelerin sınırları dışındaki ülkelerde istikrarın korunması üzerinde yoğunlaşacak. Bakanlar aynı zamanda NATO'nun Irak için eğitim ve kapasite geliştirme konusundaki ilerleyişini gözden geçirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandır'la baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlığın resmi konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı İbrahim Gandır'ı ağırladı. Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandır'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, ülke güvenliğini tehdit eden her durum için önlem almaktan çekinilmeyeceğini ve bunun uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hak olduğunu vurguladı. Operasyonların el baba kadar ilerleyeceğini söyleyen Çavuşoğlu şu açıklamalarda bulundu. Biz Irak'ta mezhepçi yaklaşımlara Suriye'de de hep karşı olduk ve bunun tehlikesine işaret ettik. Ve Maliki'den bu yana bu mezhepçi anlayışın, mezhepçiliği daha da derinleştiren adımların ne kadar tehlikeli olduğunu Irak'ta gördük, Suriye'de gördük. Fakat bunlardan ders alınmadığı da açıkça ortadadır. Bazı ülkelerin ve grupların da tahrikiyle, desteğiyle intikam duygusu içinde olan Ashdi Shaabi'nin bir taraftan Musul'a girmek istediğini, bir taraftan diğer bölgelerde Sunnilerin ağırlıkla yaşadığı yerlere saldırmak istediğini görüyoruz. Evet, DAEŞ'le mücadele edilmeli ama daha sonrasını da iyi planlayarak yerel güçlerle bu mücadele yapılmalı. Musul ve Telafer'deki etnik ve mezhep dengeleri çok iyi dikkate alınmalı. Biz bunları söylüyoruz. Dün de söyledik. Eğer buradaki gelişmeler ki PKK da bu bölgede, DAEŞ bu bölgede bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir duruma gelirse biz koalisyonun içindeki katkımızın yanında kendi güvenliğimizi sağlamak için tedbirlerimizi alırız. Gaziantep'te 4 ay önce kaybolan kızlarını arayan çaresiz aile, kızlarının kaçırıldığını iddia etti. Kızlarının hayatından endişe duyan aile bir an önce bulunmasını istiyor. Acılı aile 4 aydır kayıp olan kızlarından haber alamıyor. Olay Temmuz 2016 tarihinde Şahinbey ilçesi Akdere mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hanım Dural isimli 15 yaşındaki kız çocuğu çalıştığı iş yerinden döndüğü servisten indikten sonra eve dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başladı. Kızlarının izine hiçbir şekilde ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. Olsun. Polis ekipleriyle birlikte kızını aramaya başlayan baba İsmail Dural, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Ben bu kızımın hayatına endişe ediyorum. Ben kızım sağ mı, ölü mü, ne olduğunu bilmiyorum. Gündüz gece ben onun merakında yatamıyorum. Herkese soruyorum, soruşturuyorum. Bu kız bulunmuyor. Ben onu 15 yaşına bu kızımı büyüttüm. Şeye mi atacağım bile? Kim evladını atabilir ki? Gündüz gece anası ağlıyor. Ben üzülüyorum burada. Ben çocuğum için rahat bir ekmek daha yemiş değilim. İşe gidiyorum, gözüm yine geliyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Anne Dilek Duralsa kızının bulunması için çağrıda bulundu. Kızıma yardım istesinler. Kızımın arkasına düşsünler. Çok istiyorum. Kızımı çok özledim. Dayanamıyorum Marta. 4 ay olmuş. İstiyorum kızım gelsin. 4 aydan beri hiç görüşmedin mi? Hayır, görmedim. Çok özledim kızımı.
Sevgili seyirciler, iş ve işçi güvenliğinin sıkça tartışılır olduğu ülkemizde bir iş kazası getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Tokat Niksar'da otopark ve kapalı semt pazarı inşaatı alanında meydana gelen çökme anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Neyse ki olay anında ölen ya da yaralanan olmadı. Tokat Niksar'da Cumhuriyet Caddesi pazar yeri mevkiinde belediye tarafından yapımı devam eden kapalı semt pazarı ve otopark inşaatında çökme meydana geldi. İnşaat alanının hemen bitişiğinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın altında toprak kayması oluştu. Toprak yığınlarının bir anda yukarıdan inşaat alanına akması korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Öte yandan çökme esnasında inşaat alanında çalışan işçilerin zarar görmemesi de şans olarak değerlendirildi. Yeşil Yol projesinde çalışan iki makine operatörü yağan kardan dolayı mahsur kaldıkları yaylada araçlarıyla kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan ve birinin bacağı kırılan işçiler tedavi altına alındı. Yeşil Yol projesinde çalışan iki makine operatörü yağan kardan dolayı mahsur kalıp bir de kaza yapınca imdatlarına 112 ve ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Yeşil Yol projesi kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki 2400 rakımlı Koçdüzü yaylasında çalışan iki makine operatörü binek araçlarıyla seyir halindeyken kar dolayısıyla kayarak araçla birlikte şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan ve bacağı kırılan MA ve ÇY yardım çağrısında bulundu. Yaylada biriken yaklaşık yarım metre kar nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşamayınca Çamlıhemşin İl Özel İdaresi ekipleri yayla yolunu açarak iki yaralı işçiye ulaşmayı başardı. Evet. Arkaya uzatıyoruz. Musa da bizim neyi önümüzde var? Gitsin. Sen bizim önümüzde git. Çantayı getir. Tamam. Karton atır bana. Onun bacağı ağrıyor muydu? Onun bacağı ağrıyor da yukarıda ondan bir şey yapmaz. Ambulansla alınarak ilçe merkezindeki sağlık istasyonuna ulaştırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bir tarafı basamıyormuş. Hadi gidelim ona da. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Rize İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Rize'nin yeni İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy. İl Emniyet Müdürleri kararnamesi resmi gazetede yayınlanmasının ardından Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Rize Emniyet Müdürü Adem Çakıcı'nın yerine Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürü Saadettin Aksoy atandı. Saadettin Aksoy 1969 yılında Ankara'da doğdu. 1987 yılında Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Makedonya Misyonu, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü'nde değişik rütbelerde görev yaptı. 2015 tarihli bakan onayıyla Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne atanan Aksoy'un önümüzdeki günlerde yeni görev yeri Rize'ye gideceği öğrenildi. Karadeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık fiyatlarındaki dengesizlik nedeniyle son 10 yılda fındık ihracatçısı sayısının %50 azaldığını söyledi. Fındık fiyatlarındaki dengesizlik her kesimi tedirgin ediyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, son yıllarda fındık üretimi ve tüketiminde düşüş olduğunu anlattı. Sürekli değişen fiyatların da sanayici ve ihracatçı sayısının azalmasına neden olduğunu işaret eden Sevinç, son 10 yılda fındık ihracatçısının sayısı %50 azaldı. Fiyat dengesizliği ihracatçılarımızı sürekli tedirgin etmektedir. Yapılması gereken şey üretimimizi arttırmak ve fiyatların sürekli değişmesinin önüne geçmektir. Aksi durumda ihracatçı sayısı düşmeye devam edecek dedi.
İhracatçı sayısındaki düşüşün yapılan ihracat oranına yansımadığını vurgulayan Sevinç, şimdilik bu düşüş ihracat rakamlarımıza yansımıyor ama gelecek dönemler için önlem alınmasında fayda olacaktır. Bu konuda fındık sektör temsilcileri önemli rol oynamalıdır diye konuştu. Sevinç, tüccar ve manav olarak bilinen fındık alıcılarının da son yıllarda ciddi oranda azaldığını söyledi. Çaykur'un üreticilere Eylül ayı yaş çay bedeli olan 250 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi. Eylül ayı yaş çay bedelleri ödeniyor. Çaykur Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Eylül ayında alınan 137.465 ton yaş çay karşılığı üreticilere 250 milyon lira ödeneceği belirtildi. Söz konusu paranın 24 Ekim Pazartesi günü itibariyle üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı, ödemelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi. Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halis Demir'in resmi kum sanatıyla çizildi. Şehit astsubay Ömer Halis Demir unutulmuyor. Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na katılan kum sanatı grubu, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurduktan sonra şehit edilen astsubay Halis Demir'in fotoğrafını kumla çizdiler. Kahraman şehit astsubay Halis Demir'in resminin kum sanatıyla çizildiğini izleyen seyircilerden çizen grup büyük alkış aldı. Kış kendini yavaş yavaş gösterirken Atatürk Havalimanı'nda da olası mağduriyetlerin önlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Atatürk Havalimanı kışa hazır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kışın kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş trafiğinin aksamaması ve yolcuların zorluk yaşamaması için şimdiden önlemler almaya başladı. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Havalimanı Başmüdürü Timur Albayrak, şirket yetkilileriyle olası bir kar yağışında neler yapılması gerektiğini konuştu. Arkadaşlarımız da aşağıda hazırlandılar ama şu manada hazırlandılar. O hazırlık biraz da... Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, olası bir buzlanma ve kar yağışında kullanmak için depolarında 400 ton buz önleyici, buz çözücü sıvı malzeme bulundurduğunu, ayrıca 26 karla mücadele aracının tüm bakımlarını yaparak kışa hazır hale getirdiklerini bildirdi. Ceyhan Nehri üzerinde kurulan barajlar sayesinde ülke ekonomisine elektrik başta olmak üzere tarımsal alanda katkı sağlayan Kahramanmaraş, alabalık üretiminde de kıyı kentleriyle yarışıyor. Kahramanmaraş'taki barajlarda üretilen alabalıklar 15 ülkeye ihraç ediliyor. Denize kıyısı olmayan ancak sınırları içinde yer alan barajlarında üretilen alabalıkları 15 ülkeye ihraç eden Kahramanmaraş, kıyı kentlerini aratmıyor. Menzelet Barajı'nda yer alan alabalık ve yayın balığı üretim çiftliğinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, 2015 yılında 2500 tonun üzerinde alabalık ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Her yıl balık ihracatının artarak devam ettiğini kaydeden Emiralioğlu şu açıklamalarda bulundu. Evet, Kahramanmaraş ilimizin denize kıyısı yok ama ilimizden geçen ve Elbistan ilçemizden doğan Ceyhan Nehri'miz var. Ceyhan Nehri özellikle üzerine kurulan barajlar sayesinde hem enerji üretimine hem tarımsal üretime hem içme suyuna, bunun yanına alabalık üretimine, diğer balık çiftliklerinin kurulmasına müsaade ediyor. İlimizdeki ihracatın büyük bir kısmı alabalık çiftliklerinden gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2015 yılı içerisinde 2500 tonun üzerinde alabalık ihracatı gerçekleştirdik. Nerelere gönderdik biz? Rusya'ya, Avrupa ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine. 15'in üzerinde ülkeye ilimizden doğrudan alabalık ihracatı gerçekleştirildi. TÜRKSAK Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 13.sü düzenlenen Geleceğin Sineması Ödülleri sahiplerini buldu. Gelecek vadeden sinemacılar yarıştı.
Beyoğlu Belediyesi'nin de desteklediği kısa kısa Beyoğlu Türkiye'de temasıyla Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da film belli oldu. Yarışmada Beyoğlu Sineması filmiyle Ömer Ferhat Özmen birincilik, Cumartesi Düşü filmiyle Alper Kızılboğa ikincilik, Pasaj Pasaj Beyoğlu filmiyle Ayşen Öztekin ise üçüncülük ödülü aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği törende Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geleceğin senaristleri ve yönetmenlerini desteklemekten çok mutlu olduklarını belirtti. Yarışmaya katılan tüm eserlerin konusu ise Beyoğlu. İçinde Beyoğlu olan bütün filmler elbette güzeldir. Beyoğlu ve sinema kavramları eş anlamlı sözcükler gibidir. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Sinema tarihimiz Beyoğlu'na başladı. Beyoğlu'na büyüdü, Beyoğlu'na serpildi. Yeşilçam adıyla da markalaştı. TÜRSAK tarafından hayata geçirilen Geleceğin Sineması projesiyle İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakültesi ve sinema öğrencilerinin son sınıf mezuniyet projelerini senaryo aşamasında destekleyen ülkedeki ilk ve tek proje olarak 3100 senaryo başvurdu ve 310 filmin yapılmasına destek olundu. Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da üreticiler bahçelere girerek kivi hasadına başladı. Rekoltenin hava muhalefeti nedeniyle düşük olması bekleniyor. Türkiye'de en fazla kivi üretimi gerçekleşen ikinci il olan Ordu'da kivi hasadı başladı. Yılda ortalama 6000 ton kivi üretiminin gerçekleştiği Ordu'da üreticiler, kivinin fındığın yanında önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ve üretimin her geçen yıl yaygınlaştığını belirtirken, bu sene rekoltenin düşük olduğunu söylüyorlar. Burada toptancısı var bunların. Onlar toptancısı gelip alıyor. Taneyle mi, kiloyla mı? Ağaçtan kiloyla almış. Ağaçtan da alabiliyor. Direkt şeyde tarladan satın alıyor. Anlaşıyor tarlada. Gidiyorsun 2 lira civarında tarlada. Ama pazara gidince iş değişiyor. Pazarda duruma göre 2,5, 3, 4. Şu anda kivinin kilosu 1,80 ile 2 lira arasında değişiyor. Ancak pazara inince fiyat 2,5, 3 veya 4 lirayı buluyor. Dünyada en fazla kivi üretimi İtalya'da gerçekleşiyor. FAO verilerine göre dünyada 92.144 hektar alanda 1.438.923 ton kivi üretimi yapılıyor. Türkiye 21.410 hektarla dünyanın yaklaşık %25 üretim alanına sahip olmasına rağmen ortalama 30.000 tonla dünya üretiminden yaklaşık %2 oranında pay alarak dünya sıralamasında 8. sırada yer buluyor. Türkiye'de en çok kivi üretimi yıllık ortalama 113.000 tonla Yalova'da gerçekleşirken onu 6.700 tonla Ordu, 6.100 tonla Rize, 2.700 tonla Samsun ve 2.500 tonla Giresun takip ediyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilk defa uygulanan El Ele Verelim, Sınıfımızı Güzelleştirelim projesiyle sıralar gökkuşağı renklerine boyanıyor. Bir ilk olan projenin tüm okullarda yaygınlaştırılması düşünülüyor. El ele verdiler, bütün sınıfları renklendirdiler. Karadeniz bölgesinde ilk defa uygulanan projeyle Fatsa Sakarya Ortaokulu öğretmenleri sınıflardaki sıraları farklı renklere boyayarak örnek bir projeye imza attılar. Projenin mimarlarından okulun beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, projeyi önce velilerle paylaştıklarını ve olumlu geri dönüşler alınca start verdiklerini söyledi. Karadeniz'de ilk uygulamanın amacı her insanın farklı bir kişiliği, farklı bir yapıya sahip olduğundan dolayı. Renkler biliyorsunuz, renkler dünyasında farklı farklı renklerden oluştuğundan dolayı. Çocuklarımız da farklı yapı ve kişiliklere sahip olduğundan dolayı. Çocuklarımızın daha verimli ve kendilerini bulabilecekleri bir renkli bir ortam yaratmak istedik.
Sakarya Ortaokulu Müdürü Cevat Öztürk de projenin tüm ülkeye örnek olmasını diledi. Okulumuzda sınıflarımızı güzelleştirmeye, sıralarımızı yenilemeye, sınıfımızı boyamaya, yine sınıfımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar başlattık. Sınıflarının sıralarını farklı renklerde bulan öğrenciler şaşkınlığını gizleyemezken, veliler de projeden memnun olduklarını söylediler. Çok, bence çok güzel olmuş çünkü ilk defa böyle bir sınıfa geldim ve çok Sınıfa girdiğimde ilk önce bayağı bir şaşkına döndüm. Garip geldi, hiçbir hayatımda böyle bir sınıf gelmemişti. Bu sıralarda, renkli sıralarda okumak benim için çok mutlu bir duygu. Çok heyecanlandım, gördüğümde çok mutlu oldum. Sınıfımız için tabii ki çok güzel bir şey. Burada emeği geçen müdürümüze, öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Gerçekten çocuklara enerji katacağına inanıyorum. Sevgili seyirciler, şimdi dünyadan bir haberimiz var. Rus serbest atlayışçı Valeri Rozov, dünyanın en yüksek 6. zirvesi olan Çoyu Dağı'nın 7700. metresinden atlayarak bu alanda dünya rekoru kırdı. Rozov, Himalaya Dağı sırasında yer alan yeryüzündeki en yüksek noktadan atlayarak bir ilke imza attı. Ünlü serbest atlayışçının ilk denemesi, asıl atlayıştan bir hafta önce yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Atlayış karlar eridikten sonra havanın iyileşmesi neticesinde gerçekleştirildi. 21 günlük bir hazırlık sürecinin sonunda 90 saniye havada kalarak rekor kıran Rus atlayışçı, yeni rekorunu geçen sene Peru'da dağ tırmanışı sırasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı, ünlü tırmanışçı Alexander Rucci'ne adadı. Bu atlayış için Peru ve Fransa'da seri denemeler yapan Rozov, atlayışını daha önceden belirlenmiş 6000 metredeki iniş noktasında bekleyen yardımcılarıyla kutladı. Japonya'nın ünlü piyanisti Türk genci aşık olunca her şeyini geride bırakıp Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Türk genci aşık olan Japon sanatçı kariyerini geride bırakıp Bodrum'a yerleşti. Japonya'nın Tokyo kentine turistik gezi için giden Özgür Çalık, gittiği restoranda piyano çalan Hiroko Nakai ile tanıştı. Çalık, Tokyo'da yaşayan ve devlet sanatçısı unvanına sahip olan Nakai'ye aşık oldu. Müzik okulu ve bir albümü de bulunan Nakai, Türk gençle kısa sürede evlenme kararı aldı. Evlendikten sonra Bodrum'a yerleşen çiftin ilk işi Hiroko Çalık'a piyano almak oldu. Özgür Çalık ise eşi için tüm imkanlarını seferber edeceğini açıkladı. Özgür Çalık eşini Türk usulüne uygun istemek için Japonya'ya gittiklerini ve çok ilginç bir isteme töreni olduğunu söyledi. Evlerine gittik annemle. Dil sorunu bayağı. Gün yüzüne çıktı. Annem bir şey söylemek istediğinde bana söylüyordu Türkçe. Ben eşimi İngilizce çeviriyorum. Eşim onu Japonca çeviriyor kendi ailesine. Aynı şekilde bu şekilde de onun ailesi bir şey söylemek istediğinde Japoncadan İngilizce'den Türkçe'ye doğru anneme doğru gitti. Ama bayağı duygusal bir ortam oldu. Babasının gözleri doldu. Çok teşekkür ettiler o kadar yol gittiğimiz için. Daha sonra bize destek oldular sağ olsunlar. Evliliğimize izin verdiler. 3 aylık hamile olan Hiroko Çalık, tek hayalinin Bodrum'da konser verip sanat hayatına Türkiye'de devam etmek olduğunu söyledi. Sevgili seyirciler, bu akşamki bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.